Dostlar yeni bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda AVAX'ın ve Sol'un teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. E, Avax'tan başlayacağız. Daha sonrasında sola geçeceğiz. E, Sol için yani sadece Sol için gelenler e, gelenler için diyeyim. E, ben videonun yorumlar bölümünü arkadaşlar e, Sol ana teknik analizinin başladığı e, dakikayı sizlere yazacağım. Oraya tıklayıp direkt olarak SOLANA'nın ana'nın olduğu bölüme geçebilirsiniz arkadaşlar. AVAX devamında sol anayla e, teknik analizini gerçekleştirip videomuzu tamamlayacağız diyelim. Hedeflerimizden, doğrultumuzdan, e, neler yaptığımızdan bahsedeceğiz sevgili dostlar. Tabii ki e, kanala abone olmayı da e, unutmuyoruz inşallah. Kanala abone oluyoruz, videoyu da beğeniyoruz lütfen. Arkadaşlar, e, Bitcoin'de biliyorsunuz haftalık kapanış gerçekleşti piyasada. İyi mi? İyi arkadaşlar yani... E aşağı yukarı beklenildiği gibi zaten. E Tabii bir 48 binlere vursa iyi olurdu ama o kadar da kolay değil. E nihayetinde üst kanalda kalmayı başardık. E haftanın hedefi artık 48 binlerin üzerinde kırılıp arkadaşlar 52 bine baktığımız pozisyon olacak. Güzel mi? Güzel. Tatmin olduk mu? Hayır çünkü insanoğluyuz. Şimdi Avakta arkadaşlar ne var ne yok? da çok güzel bir yükseliş yaptı zaten. Önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ee, videolarda sürekli soruluyor işte e, senin işte sevdiğin proje yok mu? Senin yatırımın neydi gibisinden. Bu videoda arkadaşlar e, yani net bir şekilde söylemek işte doğru mu bilmiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ama e, Avax'ta da solda da arkadaşlar benim yatırımım var. Tabii e, bu videoda anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını da açık bir şekilde belirteyim. Arkadaşlar AVAX şu anda 96-117 kanalının içerisinde. Şöyle yukarıdan bir baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili dostlar? Öncelerden gelmiş bir dead cross görüyoruz. Bu dead cross hala sürüyor. Ama nasıl bir durum var sevgili dostlar bakın ki. E, çok cılız bir dead cross yani birbirlerine çok yakınlar ve arkadaşlar e, aralarındaki mesafe çok kısa. O yüzden e, bu Dead Cross yani e, Sönük balon arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman yakından. 200'ün arkadaşlar bakın şöyle hafif yatay eğimli. E, 50'nin ise bakın yukarı eğimli olduğunu. Ve bir Golden Cross'un habercisi olduğunu zaten açık bir şekilde buradan görüyoruz. Bu da yükselişimiz açısından oldukça önemli bir durum. Avax, e, Avax sevgili dostlar. 117.96 şu anda kanalının içerisinde bulunuyor ve şu an arkadaşlar alım için güzel bir fırsat çünkü bakın geçtiğimiz günlerde hareketli ortalamalardan destek alıp üst kanala attık kendimizi arkadaşlar ve şu anda üst kanalda düzgün bir şekilde tutunduk önceki videolarda da çokça belirtmiştik ki arkadaşlar Avax'ın 96'sı Bitcoin'in 45, 45 bini gibi. Yani 96 çok önemli arkadaşlar. 96'dan öncesi ve sonrası diye AVAX'ın hedefleri 2'ye ayrılabilir. Bunu belirteyim. 96 çok güçlüdür arkadaşlar. Destek alındığında ilerisi için ciddi pozisyonlar vaat eder. Bulunduğumuz noktada arkadaşlar 96-86'dayız. Ve 96 pozisyonla desteğine çok yakınız. Güçlü tutunuyoruz. Bu vesileyle arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Avax için şu anda e, alım için iyi bir fırsattır sevgili arkadaşlar. Bakın bunu belirtelim. Tabii ki gün içerisinde aşağılara iğneler atılabilir vesaire vesaire ama durak noktamız budur arkadaşlar. E, dip noktamız budur yani. E, devamında tabii ki Avax'ın gücümüzü topladıktan sonra destekte gideceği pozisyonlar 117-118 pozisyonlarıdır ki buranın üzerine attıktan sonra zaten e, bizler Yine bir alımımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü artık yeni hedefte 147 olmuş olacak. Zaten onun devamı da e, ATH yolculukları olacak sevgili dostlar. Bakın 4 saatlikte de nokta atışı bir çalışma var şu anda. E, MA50'de ve desteğe de çok yakınız. Aslında bu da e, ilerleyen saatlerde ve günlerde bizim yükseleceğimizi gösteriyor AVAX'da. O yüzden e, bu pozisyonlar alım için değerlendirilebilir. Tekniklere bakıyorum 15'e 1 al vermiş. 4 saatliğe bakıyorum 10'a 7 al vermiş. Haftalıkta 9'a 3 al vermiş sevgili dostlar. Avax'da durumlar böyle. E, yön pozitif yukarı. Şu anda durak noktamızda e, bekliyoruz. Alım için bir fırsattır. E, Solana'ya geldik. Arkadaşlar Solana'da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde şöyle. Bu 4 saatlik bir şöyle e, günlükten başlayalım. Dostlar bakın normalde bir dead cross yemişiz biliyorsunuz. E, Solana uzun bir süre dostlar bakın e, 90'larda e, takıldı. 90'larda takıldığında bunun sebebinin günlükteki MA50 ile destek arasında sıkışma yaşadığını zaten belirtmiştik. Ve hızlı bir patlama yapacağından da e, sizlere söz etmiştik arkadaşlar. Ve bu beklenen hareket geldi. E, şuradayken mesela. Ee, şahsen ben değerlendirdim yani neyse devamında arkadaşlar bakın yatay hafif aşağı bir MA200 ve e, yukarı pozitif yönlü bir MA50 görüyoruz günlükte ki zaten günlükte MA50'nin üzerindeyiz bu da bize yükseleceğimizi net bir biçimde açıklıyor şu anda Solana'nın durumu ne arkadaşlar Solana 138'de bir direnç bölgesi var ve buraya net bir şekilde kafa atmış durumda. Ee, üzerine atmaya çalışıyor. Şöyle bir 4 saatliğe girip bakalım. Yani resmen şu anda bakın dirence yapışık arkadaşlar. Dirence yapışmış kalmış. Üst kanalı atmaya çalışıyor. Bakın saatlikte maalesef aşağı düşmüş. Bu pozisyonda beklemek gerekir arkadaşlar. Yani e, bu pozisyonda beklemek gerekir. Risk almamak gerekir. Neden? Çünkü olası bir senaryoda bakın. Olası bir senaryoda 4 saatliğimiz şu şekilde dersek. Ee, Solana'nın tabii ki burada kendisini salıp aşağı yönlü 4 saatliğe kadar düşüp tekrar yukarı çıkma ihtimali var. Yani alım için bu pozisyonlar değil de e, garanti bir pozisyon beklenmelidir. Olası bir düşüşte sevgili arkadaşlar tekrar güç toplayıp yükselmek üzere 125-126 dolar seviyelerine kadar düşme ihtimali hala bulunuyor ki bu e, pozisyonlar bizler için çok güzel alım fırsatları olacak sevgili arkadaşlar. Bunun devamında tabii ki e, gerek şu an gerek gücünü topladıktan sonra sola e, olan arkadaşlar 138.5 direncini kısa vadede e, her türlü kıracak diyebilirim ve bu noktalar kırıldıktan e, 139 pozisyonları geldikten sonra ama tabii ki e, gördükten sonra bir bekliyoruz e, yataya bağlamasını çünkü destek aldığını <laughs> destek aldığını anlamamız gerekiyor. 139'lardan bizler alım gerçekleştirebiliriz ee, üzerine attıktan sonra. Çünkü devamında yön 151'ler arkadaşlar. Tabii ki şunu da belirtelim. Ee, Solana gerçekten çok sağlam bir proje. Uzun vade için e, aşağı yukarı bulunduğumuz fiyatlar her türlü fiyat e, uzun vade için değerlenecek çok güçlü fiyatlardır arkadaşlar. Solana da şu anda e, aşağı test gelebilir. Böyle bir durum için yatırımcısı e, sevinecektir 125-126 pozisyonlarında alım için devamında da zaten genel yön yukarı solana duracak gibi değil arkadaşlar 151'in üzerine attığında da yeni bir alım fırsatı elde edeceğiz sevgili dostlar durumlar bu şekilde e, Videoda aşağı yukarı böyle dostlar Avaxta da solana da da keyifler yerinde genel yön yukarı Solana şu anda üst kanala atmaya çalışıyor. Abax ise e, güzel bir güç toplayıp arkadaşlar 117'leri denemeye hazırlanıyor. Durumlar böyle. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar. Hoşça kalın.